Radyo Tiyatrosu Kayıp Kore Gazisi. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar. Ses Kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen. Program Yönetmeni Erol Güldiken. Babacığım, izin verirsen Murat'la bir yere kadar gidip geleceğiz. Bugün pazar kızım, nereye gideceksiniz ki? Ne olur babacığım, izin ver de gidelim. Vallahi hava kararmadan evde oluruz. Tamam tamam, sakin ol Nere. İzin vermem demedim. Nereye gideceksiniz? Kuşçu babaya. Kuşçu babaya mı? Evet babacığım, o çok iyi bir adam. Murat'la birlikte her gün onu ziyarete gidiyoruz. Şimdi gitmezsek bizi çok merak eder. Hem fazla değil, yarım saat kalıp geleceğiz. İzin veriyorsun değil mi babacığım? Ha? Tamam tamam, gidin ama geç kalmayın. Yaşasın. Hadi Murat, hemen gidelim. Nilgün, kardeşine göz kulak ol kızım. Fazla da gecikmeyin, tamam mı? Merak etme anneciğim. Söz, ablamın elini hiç bırakmam anneciğim. Nermin, kim bu kuşçu baba Allah aşkına? Çocuklar onun adını söylerken sevinçlerinden yerinde duramıyordu. Yaşlı bir Kore gazisi Çetin. Kunuri Savaşı'na katılmış, sonra esir kampında kalmış ve savaş bittikten sonra da İstanbul'a gelmiş. Yaşlı, tonton bir adamcağız. Allah Allah. Demek Kore Savaşı'na katılmış ha? Evet, bakıyorum ilgini çekti bu adam. Çekti tabii. Unuttun mu Ermin? Zavallı babam da Kore'ye gitmişti. Ama ne yazık ki geriye dönmemiş, şehit olmuştu. Allah rahmet eylesin. Bu Kore gazisi şimdi kuşçuluk mu yapıyor Ermin? Evet. Peki adı neymiş? Adı yok. Ne demek adı yok? Atsız insan olur muymuş? Mutlaka vardır da kendisi bilmiyor. Allah Allah. Bu iş beni bayağı meraklandırdı. Neden adını bilmiyormuş bu kuşçu baba denen Kore gazisi? Savaşta başından yaralanmış. Gözünü bir hastanede açmış ama hiçbir şey hatırlamıyormuş. Anlayacağın, hafızasını kaybetmiş zavallı. Esir kampında Türkçe konuştuğu için Türk olduğunu anlamışlar adamcağız. Vay canına. Demek zavallı adam hala kim olduğunu bilmeden yaşıyor ha. Evet. Kendine küçük bir aylık bağlamışlar. Ha bu arada tüm sevgisini yetiştirdiği kanaryalara vermiş. Onları satarak geçimini sağlıyor. Zavallı adam. Biliyor musun hanım? Eğer hafızasını kaybetmeseydi... ...kuşçu baba dediğiniz o Kore gazisi... ...mutlaka babamızı tanırdı. Çünkü babam da Kunuri Savaşı'na katılmış subaylardan birisiydi. Tanırdı herhalde. Ama bu zavallı kendinin bile kim olduğunu bilmiyormuş Çetin. Nermin, biliyor musun? Bu kuşçu baba... Kore'ye er olarak mı, subay olarak mı gitmiş? Maalesef onu bile bilmiyor. Bildiği ve hatırladığı tek şey gözünü hastanede açtığı zaman... ...üzerinde kendinin olmayan bir ceketi varmış. Zavallı adam. İnsanın kendisini hatırlamadan yaşaması kadar zor bir şey yoktur. Kim bilir, belki de şu anda oğulları, kızları hatta torunları bile vardır da... ...onlardan habersiz yaşamaktadır. Mahallenin bütün çocukları onu çok seviyor. Evet ama adını bilmemesi de çok garip. Evet ama İstanbul'a geldikten sonra Türkmen Savaş adını vermişler ona. Hey kuşçu baba! Kuşçu sen baba! Biz geldik kuşçu baba! Biz geldik! Vay vay! Gelenler bizim Yılgül'le Murat'mış. Gelin bakalım çocuklar, neredesiniz? Özledim sizleri. Derslerimiz vardı da ondan gelemedik kuşçu baba. Biz de seni çok özledik. Öksüz nasıl kuşçu baba, iyileşti mi? Fena sayılmaz kıvırcık kızım. Bugün bir parça daha iyi. Öksüz'ü o kadar çok seviyoruz ki kuşçu baba. Hey öksüz, bak biz geldik, tanıdın mı bizi? Şuraya bak kuşçu baba, duyuyor musun? Öksüz beni tanıdı. Öksüz, beni de tanıdın mı canım? Yoksa Murat abini unuttun mu? Bak ablacığım, gördün mü? Öksüz beni de tanıdı. Evet. Elbette tanıyacak sizleri evladım. Burada benim kadar sizler de yaşıyorsunuz. Hem kanarya deyip geçmeyin. Her gün karşılaştığı, kendisini seven insanları onlar da tanır. Bir de kim olduğumu ben bilebilsem, tanıyabilsem... ...nereden geldiğimi bir hatırlayabilsem... Hala geçmişine dair bir şey hatırlayamıyor musun kuşçu baba? Hayır kıvırcık kızım. Geçmişim karanlık. Sisli bir dünya sanki. Hatırlamaya çalıştıkça kendimi karanlıklar içinde buluyorum. Burada bir resim var. Bu resim kimin kuşçu baba? Hangisi Murat? İşte şurada büfenin üzerinde duran resim. O resim mi? Bilmiyorum evladım. Belki de akrabalarımdan biridir.
kim olduklarını hatırlamıyor musun Kuşçu Baba? Hayır Nilgün, hatırlamıyorum. Peki bu resim sana ait değil mi? Bilmiyorum ki. Belki de bana aittir ama hiçbir fikrim yok. Peki bu resmi nereden buldun Kuşçu Baba? Onu esir kampında bana verdikleri ceketin cebinde buldum. Cekette bu resimden başka hiçbir şey yoktu. Her şeyini almışlardı. Kimler almıştı Kuşçu Baba? Düşmanlar mı? Oh, bilmiyorum ki. Belki de tabii ceket benim olmayınca üzerinde kimliğimi belirtecek en ufak bir belge dahi bulunamadı. Peki geçmişinle ilgili küçük bir şeyler de olsa hatırlamıyor musun Kuşçu Baba? Hayır kızım, hayır. Yıllarca esir kamplarında kaldım. Yakaladıkları ilk günü beni sorguya çektiler. Adımı, birliğimi, hangi ülkeye mensup olduğumu sordular. Ama bir şey bilmediğim için cevap vermeyince günlerce işkence ettiler bana. Demek esir kampında çok zor günler yaşadın ha? Bir tek Türk olduğumu anladılar. O da Türkçe konuştuğum için. Peki İstanbul'a nasıl geldin? Savaş bitip esirler iade edilmeye başlayınca beni de bıraktılar. Ama geçmişimle ilgili bir şeyler hatırlayamadığım için yıllarca Kore'de serseriler gibi gezdim dolaştım. Sonra bir gün bir Türk denizcisi benim Türk olduğumu anlayınca beni buralara kadar getirdi. Allah ondan razı olsun. Hiç olmazsa sayesinde ana vatanıma dönmüş oldum. Hiç çocuğunuz olmadı mı Kuşçu Baba? Bilmem. Belki de olmuştur kızım. Hatta torunlarım bile vardır belki. Ama ben bilmiyorum. Muhakkak vardır. Göreceksin bak. Bir gün onlar seni arayıp bulacaklardır. Benim için fark etmez çocuklar. Bulmasalar da olur. Benim için önemli olan vatanımdı. Ona da kavuştum işte. Bana bu kadar mutluluk da yeter. Bu resim çok eski Kuşçu Baba. Baksana her tarafı sararmış. Evet eski olduğu belli. Ama resimdekiler kim işte onu bilmiyorum. Peki resimdeki kadını hatırlamıyor musun? Bak kıvırcık saçlı genç bir kadın var. Kucağında da 5 yaşlarında bir erkek çocuğu. Onları tanımasam da çok seviyorum kıvırcık kızım. Hele şu küçüğe öylesine kanım kaynıyor ki. Zaten öyle olmasa bu resmi bugüne kadar saklar mıydın hiç ha? Kuşçu Baba, öksüzü bana verecek misin? Tabii vereceğim. Ne zaman? Sınıfını geçtiğin zaman. Ama ya ben sınıfımı geçinceye kadar öksüzü merak etme Murat. O zamana kadar ölmez. Hem ölse bile ne çıkar? Sana başkasını veririm. Ama ben başkasını değil öksüzü istiyorum Kuşçu Öyleyse Baba. Aklına kötü şeyler getirme sakın. Ona iyi bakıyorum. Bir şeycikler olmaz yavrum. Biz gidelim artık Kuşçu Baba. Hava kararmadan evde olacağımızı annemize söz verdik. O halde gidin çocuklar. İnsan verdiği sözü mutlaka tutmalıdır. Yarın gene beklerim ha. Bahçede limonata içeriz olur mu? Tamam, olur Kuşçu Baba. Kuşçu Baba ne kadar iyi bir insan değil mi abla? Evet Murat. Eğer bir dedem olsaydı onu o kadar severdim ancak. Abla. Evet Murat. Keşke Kuşçu Baba bizim dedemiz olsaydı. Ne iyi olurdu değil mi? Evet ya çok iyi olurdu. Bizim dedemiz ölmüş mü ablacığım? Ölmüş. Şehit olmuş. Dedemiz de Kuşçu Baba gibi Kore'ye gitmiş ama orada savaşırken şehit düşüp ölmüş. Keşke Kuşçu Baba'ya sorsaydık. Belki dedemizi tanırdı. Birlikte savaştıklarına göre mutlaka tanırdı dedemizi. Haklısın Murat. Ama Kuşçu Baba geçmişini hatırlayamıyor ki dedemizi bilsin. Acaba o resimdekiler onun bir şeyi oluyor mudur? Belki de tanıyordur ama nereden bilsin bunu? Dikkat ettin mi abla? O resimdeki kadının saçları tıpkı senin gibi kıvırcık. Evet ama bunun bizimle bir ilgisi yok. O resimdekiler olsa olsa Kuşçu Baba'nın akrabaları olabilir. Biliyor musun anneciğim? Kuşçu Baba sınıfımı geçersen bana kanaryalarından birini vereceğine söz verdi. Aferin Kuşçu Baba'ya. O zaman sen de derslerini çalışıp sınıfını geçmeye bak. Çalışmaz olur muyum? Hem de nasıl çalışıyorum? Çocuklar yemeğinizi yedikten sonra erkenden yatın. Babanız yarın bizi Bursa'ya götürecek. Bursa'ya mı? Sahi mi anne? Evet Mübeccel halanızı ziyaret edeceğiz. Yaşasın. TRP'ye de bineriz değil mi anneciğim? Bineriz değil mi anneciğim? Binersiniz tabii. Bursa'da kaç gün kalacağız? 1-2 gün kalırız herhalde. Neden sordun kızım? Demek ki Kuşçu Baba'yı birkaç gün göremeyeceğiz. Onu özleyeceğiz değil mi ablacığım? Özleyeceğiz tabii. Ben en çok kuşlarını özleyeceğim. Şuraya bakın. Mübeccel halamın da kanaryası varmış. Hala bu kanaryanın adı ne? Doğrusu kuşumuza isim takmak hiç aklıma gelmedi Murat.
Niçin sordun? Bizim kuşçu babamızda bir kuş var. Onun adı Öksüz. Abla, bu kuş Öksüz'e ne kadar çok benziyor değil mi? Sakın onun akrabası olmasın. Evladım, bütün kuşlar birbirlerine benzerler. Peki kuşların akrabası olmaz mı baba? Bilmem, olur herhalde. Netice itibariyle kuşu yaratan da Allah olduğuna göre onların da anaları, babaları, kardeşleri vardır tabii. Ama bizim kuşçu babanın hiç kimsesi yok. Biliyor musun halacığım, kuşçu babanın hiç kimsesi yokmuş. Belki de varmış ama o hatırlamıyormuş. Neden evladım? Kuşçu baba Kore Savaşı'nda yaralanmış ve hafızasını kaybetmiş. O yüzden hiçbir şeyi hatırlamıyormuş. Ne? Kore'de mi? Hı? Kore Savaşı'nda mı? Ne oldu abla? Birden sarardın. Kore Savaşı denilince birden aklıma babamız geldi Çetin. Biliyorsun o da Kore'de savaşmış, şehit olmuştu. Evet halacığım, tıpkı dediğimiz gibi kuşçu baba da Kore'de savaşmış. Hala, kuşçu baba geçmişini hatırlayabilseydi dedemizi tanırdı herhalde değil mi? Tanırdı tabii, tanımaz olur mu hiç? Koca Mustafa Yüzbaşı'yı Kore'de savaşa katılan kim olsa tanırdı. Çocuklar, şu sizin kuşçu babanız nasıl bir adam? 80 yaşlarında tonton yüzlü bir adam halacığım. Tıpkı dedeniz yaşında. Uzunca boylu, aksakallı, yaşlı olmasına karşın çok merhametli, nazik, kibar bir adam. Sonra çok da iyi kalpli. Neden sordun abla? Hiç, öylesine sordum işte. Olacak şey değil ya, imkansız bir şey de değil. İmkansız olan nedir abla? Dedim ya, hani babamızla ilgili bir şeyler bilip bilmemesi. Ama kuşçu baba hafızasını kaybettiğine göre imkansız tabii. Bu benim de aklıma geldi abla. Ama adamcağız hafızasını kaybetmiş. Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş. Yoksa Kunuri Savaşı'na katılanlar mutlaka birbirlerini tanırlar. Evet. Neyse. Zavallı babamın ölümüne bir türlü inandıramıyorum kendimi de. Zaten kuşçu baba da yarı yarıya ölü sayılır abla. Ömrünün önemli bir kısmını hatırlamıyormuş zavallı. Abla bak, ne var burada? Ne var Murat? Gel de bak. Tıpkı kuşçu babadaki gibi bir resim var halamın odasında. Sahi mi? Vallahi bak. Bakayım. Bak. Olamaz. Gerçekten de kuşçu babadaki resme benziyor. Kadının saçları benim gibi kıvırcık. Ama kucağında iki çocuk var. Biri kız, öbürü oğlan. Ne kadar garip. Ne oldu abla? Bu resimdekiler kuşçu babanın elinde gördüğümüz resimdekilere çok benziyorlar değil mi? Ne yapıyorsunuz bakayım orada? Halam geliyor. Murat, sakın halama veya bir başkasına bu resimdekilerin kuşçu babadaki resme benzediğini söyleme, tamam mı? Peki ablacığım. Ne yapıyorsunuz odamda? Hiç. Şu resme bakıyorduk halacığım. Öyle mi? O resimdekileri tanıyabildiniz mi bakayım? Tanımaya çalışıyorum ama kim olduklarını çıkartamadım. Dikkatli bak bakalım. O yaşlı kadın senin babaannen. Babaannem mi? Şu kıvırcık saçlı küçük kız da size benziyor. Yoksa siz o musunuz halacığım? Evet, o benim. Peki ya o erkek çocuk kim? Tanıyabildiniz mi onu? O da babam mı yoksa hala? Aferin Murat, iyi bildin. Ne yazık ki bu resimden ailemizde bir tane var. Halacığım, sizden bir ricam olacak. Söyle yavrum. Ben bu resmi çok sevdim. Acaba bu resimden çoğaltıp bir tane de bana verir misiniz? Çerçeveletip odama asacağım da. Tabii evladım. Önümüzdeki hafta çoğaltıp gönderirim sana. Acaba hemen bugün versek yapamaz mı fotoğrafçı? Acelen ne kızım? Yarın sabah İstanbul'a dönüyorsunuz. Fotoğrafçının işi vardır belki. Onun için önümüzdeki hafta ben sana postalarım. Merak etme. Peki halacığım. Hala. Evet Murat. Senin Kanarya'na kuşçu babanın adını verelim mi? Kuşçu baba mı? Ayol, o ne biçim isim öyle? Hiç Kanarya'ya kuşçu baba denir mi? Ne olursun halacığım. Biz kuşçu babayı o kadar seviyoruz ki onun adını koyalım istedim, ha ne olur. İlahi deli çocuk. Peki öyle olsun. Bu bağıranlarda kimdi? Kuşçu baba biz geldik. Nilgün de Murat'mış. Hoş geldiniz çocuklar.
Nasılsın Kuşçu Baba? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bak sana ne getirdik Kuşçu Baba. Ne getirdiniz? Kestane şekeriymiş. Bana mı getirdiniz bunu? Evet, Bursa'nın kestane şekeri meşhurdur. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Bize okeli arkadaşlarımız uğradı mı sana? Uğradılar tabii, onlar da sağ olsunlar. Sizin yokluğunuzu hiç hissettirmediler bana. Kuşlar nasıl Kuşçu Baba? Öksüz değil mi? İyi, kuşum iyi, merak etme. Sınıfını geçinceye kadar ona gözüm gibi bakacağım bırak. Kuşları da seni de çok özledik Kuşçu Baba. Çocuklar, çayı yeni demlemiştim. Birer bardak çay içer misiniz? Teşekkür ederiz Kuşçu Baba, sana zahmet vermeyeyim. Ne zahmeti yavrum? Siz benim için ta Bursa'dan üşenmeden kestane şekeri getirin. Ben size bir bardak olsun çay ikram etmeyeyim. Olur mu hiç? Alın bakayım çocuklar. Sıcak sıcak için çayınızı. Selamünaleyküm Kuşçu Baba. Bakıyorum da arkadaşlarına kavuşmuşum. Sen misin Recai Efendi? Buyur gel, bir bardak çay da sana vereyim. Gel. Abla bak, bakkal Recai amca geldi. Sana biraz çorbalık pirinçle yağ getirdim Kuşçu Baba. Sağ ol Recai Efendi. Zahmet ettin. Nasılsınız Recai amca? Ben iyiyim çocuklar. Sizler nasılsınız? Bak Kuşçu Babamıza kestane şekeri getirdik Recai amca. Aferin, iyi etmişsiniz. Kuşçu Baba izin verirsen elimize gidelim. Sonra yine uğrarız. Tabii olur çocuk. Yine beklerim, olur mu? Hoşçakal. Şu pirinçle zeytinyağını al elimden Kuşçu Baba. Ver bakayım. Zahmet ediyorsun Recai Efendi. Ben bu kadar yiyeceğim. Ne yapayım ben? Tek başıma bir adamım. Üstelik yaşlıyım da. Ya şimdi tepeme attıracaksın ha. Hani benim şeyim? Buyur Recai Efendi, buyur. Ya bu uşaklar seni çok seviyorlar değil mi Kuşçu Baba? Ben de onları çok seviyorum Recai Efendi. Onları görünce sıkıntılarım, kederlerim dağılıp gidiyor. Yahu neden bir hastaneye yatmıyorsun Kuşçu Baba? Hastaneye mi? Neden? Ben hasta değilim ki. Çok şükür demir gibiyim, demir. Hani şu şey için canım, hani ne? Kafan var ya, kafan. Onun için kafandaki o yaraya bir baktırsan diyecektim. Aman aldırma Recai Efendi. Bu benim alın yazım. Baktırıp da ne olacak? Öyle deme Kuşçu Baba. Sen kaya deliğinden çıkmadın ya. Elbette senin de burada ya da başka bir şehirde yakınların falan vardır, öyle değil mi? Bilmem, kim bilir, belki de vardır. Ne bileyim, belki çocukların bile vardır. Şu geçmişini bir hatırlayabilsen. Geçmiş deyip de bana gene o acı günleri hatırlatma Recai Efendi. Benim geçmişim kafama sıkılan bir kurşuna silinmiş. O kurşun sıkıldığı andan sonra varım ben. Ondan önce yokum, yokum. Ya olur mu öyle şey canım? Ben bir kurşunla meydana gelmiş gibiyim. Eğer senin söylediğin gibi buralarda bir yerde yakınlarım olsaydı beni arayıp bulmazlar mıydı ya? Senin burada olduğunu nereden bilsinler? Gazeteler o kadar haber yazdılar benim için. Kore Savaşı'nda geçmişini unutan adam dediler. Resmimi de çektiler ama kimse gelip de kapımı bile çalmadı. Belki de tanıyamamışlardır. Öyle ya, sen savaşa giderken böyle değildin. Hem sonra geçmişinle ilgili bir ipucu vermiyorsun ki. Bilmiyorum ki ne ipucu vereyim Recai Efendi. Peki sen Kore Savaşı'na katıldığında subay mıydın, er miydin? Bunu da bilemiyorum. Üzerimde kimlik çıkmamış beni bulduklarında. Hem diyelim ki çocuklarım veya yakınlarım vardı. Onlar gelip beni bulsalar bile bu neyi değiştirir ki? Neden? Onlar beni tanımış ama ben onları tanıyamamışım, niye yarar? Tek taraflı mutluluk olur mu hiç? Belki de haklısın be Kuşçu Baba. Ben gideyim artık, dükkan yalnız kaldı. Güle güle Recai Efendi, güle güle. Getirdiklerini bir yere yazmayı unutmadın değil mi? Sen orasını karıştırma. Yazsam da olur, yazmasam ya, da olur. Hiç öyle şey olur mu canım? Olur. Hadi eyvallah. Şu geçmiş bir hatırlayabilsem, bir bilebilsem kim olduğunu. Allah'ım, acaba benim de Nilgün ve Murat gibi torunlarım var mı? Evlatlarım, kızlarım var mı? Ya da benim yaşımda bir kardeşim. Kendimi o kadar zorluyorum ama geçmişim bir düş gibi. Geceden görülüp de gündüzün zar zor hatırlanan bir düş gibi. Hayırlı sabahlar anneciğim. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar çocuklar. Okul tatili diye geç saatlere kadar uyudunuz. Hı? Çabuk kahvaltıya bakayım. Sofrayı kaldırmadan siz de kahvaltınızı yapın. Tamam anneciğim.
Eline sağlık anneciğim. Yumurtayı çok güzel yapmışsın. Afiyet olsun oğlum. Ah, kapı çalınıyor anneciğim. Ben açarım. Siz kahvaltınızı yapın. Kahvaltıdan sonra Kuşçu Baba'yı ziyarete gidelim mi ablacığım? Annem izin verirse gideriz tabii. Kimmiş gelen anneciğim? Postacı mektup getirmiş. Ay sahi mi? Yoksa halandan mı? Bana mı? Evet, neden heyecanlandın öyle kızım? Yok bir şey anneciğim. Mektup alınca hep heyecanlanırım da. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ne yazmış hala? Bakayım. Kapı çalınıyor, kapıcıdır, ben bakarım. Murat, hani halandan bir resim istemiştik ya, onu göndermiş bize. Kahvaltını çabuk bitir de hemen Kuşçu Baba'ya gidip bu resmi ona gösterelim. Olur ablacığım. Kapıcıymış. Halanız neler yazıyor bakayım? Hiç. Selam söylüyor size. Sağ olsun. Anneciğim, kahvaltımızı bitirdik. İzin verirsen Murat'la birlikte Kuşçu Baba'ya gidebilir miyiz? Gidin ama geç kalmayın. Merak etme anneciğim, biraz oturur geliriz. Hadi Murat. Ben hazırım abla. Hadi aç çakal anne. Ama daha kahvaltılarını... Kuşçu Baba'yı ne kadar çok da seviyorlar. Al bakayım şunu, öksüz. Ha? Gel buraya, gel diyorum, kaçma. Gel, seni yaramaz. Kuşçu Baba, biz geldik. Merhaba Kuşçu Baba. Hoş geldiniz çocuklar. No, okul yok mu bugün? Bugün cumartesi ya, okul yok tabii. Öyle ya, doğru, unutmuşum. Günleri de unutmaya başladım artık. Ne o kıvırcık kız? Niçin öyle sinsi gülümsüyorsun bakayım he? Sende bir hal var bugün. Sana bir şey göstermek istiyoruz Kuşçu Baba. Gözlerini yumar mısın? Bu işten bir şey anlamadım ya. Hadi gene de yürü. Yumdum işte. Belaş demeden açma olur mu? Açmam. Murat, alandan gelen şu resmi al. Komodin üzerinde duran öbür resmi yanına koy. Peki abla. Tamam, koydum ablacığım. Gözlerini açabilirsin Kuşçu Baba. Peki. Açtım işte. Ne oldu? Komodinin üstüne baksana. Komodinin üzerine mi? Hı. Ne varmış ki orada? O resimden öyle. Kimin resmi bu Nilgün? Babamla annemin çocukluk resimleri. Ortalarındaki de babaannemmiş. Doğrusu baban o zamanlar yakışıklı delikanlıymış. Bana bu resmi göstermek için mi gözlerimi yumdurdu? Evet Kuşçu Baba. Çok güzel bir resim. Sakın kaybetmeyin. Biliyor musunuz çocuklar, resim insanın en değerli anılarından birisidir. Kim bilir babanız bu resme ne kadar önem veriyor. Evet, halam da önem veriyor. Siz de resminize önem veriyorsunuz değil mi? Elbette çocuklar. Resimler geçmiş yılların, kaybolan günlerin anısını taşır. Ona bakarak kaybettiğiniz yılları tekrar tekrar yaşarsınız. Kuşçu Baba, sana bir şey soracağım. Sor yavrum. Sizin resimdeki kadınla benim babaannemin resimleri birbirlerine benzemiyor mu? Bilmem. Hiç dikkat etmedim. İyice bir bakın. Evet, bir benzerlik var. İnsan insana çok benzer tabii. Her neyse, resminizi alın bakayım çocuklar, sakın kaybetmeyin. Babaanneniz yaşıyor mu? Hayır, dedem askere gittikten birkaç yıl sonra ölmüş. Deden askerden dönmedi mi? Hayır, biliyor musun Kuşçu Baba, dedem şehit olmuş. Nerede? Kore'de. Kore'de mi? Evet Kuşçu Baba, dedem Kunduz Savaşı'na subay olarak katılmış. Orada şehit düşmüş. Ya demek öyle. Hem de Kunduz'da ha? Dedemin şehit haberini alan babaannem de fazla yaşamamış ve ölmüş. Savaş çok kötü bir şey çocuklar. İnsanlar barış içinde yaşasalar, savaşlar yeryüzünden kalksa ne iyi olurdu değil mi? Kuşçu Baba. Evet Murat, ne var? Kuşları satmışsın. Öksüzü de mi satacaksın? Yoo, neden satayım? Ama ötekileri satmışsın. Ben kuşçuyum evlat, unuttun mu? Ama merak etme, öksüzü ne olursa olsun satmayacağım. Çünkü o üçümüzün kuşu. Eğer satacak olursan babama söylerim, biz alırız öksüzü. Hayır, onu satmam. Hem biraz önce söyledim ya, o üçümüzün dedim. Bağışla beni Kuşçu Baba, belki satarsın diye öyle söyledim. Niçin durgunsun abla? Canını sıkan bir şey mi oldu? Kuşçu Baba, o resimdeki kadını hatırlar sanmıştım Murat. Ama hiç oralı bile olmadı. Belki de hakikaten tanımıyordur abla. Oysa ben o resimden çok umutlanmıştım. Halama bu yüzden bir tane fazla çıkarmasını söylemiştim. Kuşçu Baba o resmi görür, belki de geçmişini hatırlar diye düşünmüştüm. Ama o hiçbir şey hatırlamıyor ki. Biliyor musun Murat, içimde bir his var. Neymiş o abla?
Kuşçu babayı sen de ben de çok seviyoruz, öyle değil mi? Tabii ki çok seviyorum. Hem onu hem de öksüzü. Bırak şimdi öksüzü. Eğer Kuşçu baba bizim gerçek dedemiz çıksa ne iyi olurdu değil mi? Ah ne iyi olurdu, ama dedemiz savaşta şehit olmamış mı? Tabii öyleymiş, ama savaş karışık bir iştir Murat. Onu öldü de sanabilirler. Eğer ölmeyip de esir olmuşsa tabii izni de bulamayınca şehit oldu sanabilirler. Yani sen şimdi dedemiz savaşta ölmemiş de olabilir mi diyorsun? Evet Murat. Keşke ölmemiş olsa. Keşke hafızasını kaybeden bu Kuşçu baba bizim gerçek dedemiz çıksa. Ah, ne iyi olurdu abla. Hayırlı akşamlar babacığım. İyi akşamlar. Nereden geliyorsunuz böyle? Kuşçu babanın yanından geliyoruz babacığım. Ya çocuklar, şu kuşçu ihtiyarı fazla rahatsız etmiyor musunuz? Hayır baba, kendisi de kendimizi çok istiyor. Gitmediğimiz zaman bize güceniyor. Yine kuş yetiştiriyor mu? Evet, ama çoğunu satmış. Neden? Kış geliyor babacığım, hepsine bakamam diyor. Haklı adamcağız. Kuş bakmak kolay iş değil. Sadece öksüzle eşini bırakmış. Onlar bana can yoldaşı olacak diyor. Hala ailesinden kimseyi bulamamış mı? Bulamamış. Zavallı adamcağız. Bakkal Recai amca Kuşçu babaya yeni bir beyin ameliyatı yapılırsa geçmişini hatırlayabileceğini söylüyor. Ameliyatın yararı olacağını sanmam kızım. Kuşçu baba çok yaşlı. Babacığım, Kuşçu babayı doktora gösteremez miyiz? Doktora mı? Kuşçu baba hasta mı? Hayır, ama belki geçmişini hatırlamasına yararı olur. Bilmem ki. Bak, kendisi eğer doktora görünmek istiyorsa gösterir. Yaşasın. Ben Kuşçu babaya söylerim, o da bu işe razı gelir. Ah, kapı çalınıyor. Ben açarım çocuklar. Allah Allah, bu saatte gelen kim olabilir ki? Kapıcıdır Murat. Çetin, sana telgraf gelmiş. Telgraf mı, kimden? Gaziantep'ten, hem de Yıldırım. Allah Allah. Al baba. Kimden? Ağabeyim Metin'den. Binbaşı amcamdan mı? Evet o yavrum. Ne yazmış telgrafta? Balıkesir hava üstüne tayinimiz çıktı. Yarın uçakla oraya geliyorum. Selamlar Metin. Yaşasın! Amcam geliyor, amcam. Bağırma oğlum, duydum. Artık bize bol bol pilotluk maceralarını anlatır. Babacığım, yengemle Hakan'ı da getiriyorlar mı? Hayır yavrucuğum, telgrafına yalnız geleceğini yazmış. İyi ama hani tayinim bizim buraya çıktığını yazmıştı. Neden yengemle oğlunu getirmiyor? Ev taşımak kolay mı sanıyorsun oğlum? Anlaşılan amcan yalnız geldiğine göre buralarda bir ev tutacak, daha sonra ailesini getirecek. Annen doğru söylüyor Murat. Amcacığım, uçağınız çok büyük mü? Büyük sayılır Murat. Çok hızlı uçuyor mu peki? Oo, hem de nasıl. Oğlum amcanı biraz rahat bırak da nefes alsın adamcağız. Geldiğinden beri sualler sorup duruyorsun. Bırak sorsun Çetin. Her çocuk uçağı merak eder. Murat, hadi biz Kuşçu babaya gidelim. Amcam da babam da rahat rahat konuşsun. Peki ablacığım. Gecikmeyin, hava kararmadan evde olun. Peki anneciğim. Tamam. Çetin, kim bu Kuşçu baba? Yaşlı bir Kore gazisi abi. Kore gazisi mi? Evet. Kore'de Kunuri Savaşı'nda başından yaralanarak geçmişini unutmuş zavallı. İşte bak abla, Kuşçu baba bahçede. Evet ama ne yapıyor öyle? Bilmem. Başını elleri arasına almış. Ağlıyor mu yoksa? Bilmiyorum ki. Kuşçu baba. Kuşçu baba ağlıyor abla. Ne oldu acaba? Aman Allah'ım. Bak avucunda bir kuş var. Ama bunlar öksüzle eşi. Ölmüşler mi yoksa? Kuşçu baba. Siz çocuklar. Gelin bakayım yavrularım. Onlar avuçlarındaki o kuşlar. Öksüzle eşi değil mi Kuşçu baba? Evet. Onlar oğlum. Öldüler mi yoksa? Öldüler ya. Zavallı öksüzümle eşi öldü çocuklar. Artık yalnız kaldım. Ben onlarsız daha sonra nasıl yaşarım ha? Söyleyin küçük dostlarım, ben artık yaşayabilir miyim ha? Neyim kaldı şu dünyada? Ağlama Kuşçu baba, üzülme. Biz sana başka kuşlar alırız. Alırız tabii, sen üzülme. Küçücük yavrudular. Daha onları ben büyütmüştüm. Avucumda koynumda ısıtmıştım. Soğuk kış gecelerinde göğsümde ısıtırdım. Titreyen tüylerini ısıtırdım. Nasıl öldüler Kuşçu baba? Bilmiyorum. Sabahleyin kalktığımda ikisi de kafesin içinde cansız yatıyordu. Ben
Belki de zehirli böcek yemişlerdir. Ah, çok üzgünüm çocuklar. Güya öksüzü size verecektim. O sizin kuşunuz olacaktı. Ama ne yapayım, kısmet değilmiş. O kadar da gözüm gibi bakıyordum ki onlara. Olsun, üzülme kuşçu babacığım. Ya. Ne yapalım? Öksüz olmazsa bir başkası olur. Tabii. Hem sen demiyor muydun bütün kuşlar birbirine benzer diye? Orası öyle de ben çok alışmıştım onlara. Öksüzle eşini gömmeme yardım eder misiniz? Tabii ederiz kuşçu baba. Ne yapmamız gerekiyor, sen onu söyle bize. Zaten cüsseleri ne ki suçsuzların. Minnacık şeyler. Ben çukuru açmıştım bile. Al şu kuşları Murat bakayım. Nilgün, sen de şu yerde duran beyaz mendili aç yavrum. Peki kuşçu baba. Aferin size. Murat, kuşları ablanın elindeki mendile iyice sar bakayım evladım. Sardım kuşçu baba. O halde gömelim canımın içlerini. Üzerine toprakla örtelim ki kediler yemesin. Biz de toprak atalım mı üzerine kuşçu baba? Atın tabii. Atın bakayım. Öksüzle eşi benim olduğu kadar sizin de kuşlarınız da çocuklar. Hatırlıyor musunuz sizleri gördüğü zaman nasıl şakımaya başladı? Yokluğa alışmak öylesine zor ki. Hele bu yokluğa katlanmak zorunda olan benim gibi geçmişini hatırlayamayan bir insana. Neyse, mezarın üzerine iyice örttünüz mü çocuklar? Örttük kuşçu baba. Allah, Allah, bana belgeyi ver. Ben kimim, kimin nesiyim? Bunları öğrenmeden canımı alma büyük Allah. Ne olur. Kuşçu baba ne olur. Artık ağlama. Bak bizleri de ağlatıyor. Ne olur bu kadar yıpratmayın kendinizi. Affedersiniz çocuklar. Siz burada olduğunuzu unutmuştum. Evet evet. Ağlamamalıyım. Ağlamamalıyım. Evet. Sizi de üzdüm değil mi? Kuşçu babanın kusuruna bakmazsınız artık. Hem zaten elden bir şey gelmez değil mi? Öyle kuşçu baba. Artık bizim gitmemiz gerekiyor kuşçu baba. Yalnız bize üzülmeyeceğinize dair söz verin de öyle gidelim. Biliyor musunuz çocuklar? Şu küçümencik toprak tümsini görüyordum da. Bundan sonra üzülmem neyi değiştirir ki? Bak Murat, kafesi görüyor musun? Öksüzün kafesi. Ben bu boş kafese bakıp da nasıl yaşarım şimdi? O kafesi ben götürebilir miyim kuşçu baba? Boş kafesi ne yapacaksın ki? Şey, benim biraz birikmiş param var. Sanırım ablam da yardımcı olur. Sana bir çift kanarya alırım. Bak şimdi. Olur olur ama parasını ben veririm sana. Şöyle biz bir alalım. Siz sonra bize ödersiniz. Ne olur kabul edin. Peki öyle olsun. Hoşça kalın kuşçu baba. Güle güle çocuklar. Hoşçakalın. Güle güle. Çocuklar yarın gelmeyi sakın unutmayın ha. Tamam. Nermin, dikkat ettin mi çocuklar bir hayli telaşlı bu akşam? Yok, hiç dikkat etmedim. Çetin haklı yenge. Yemekte de birbirlerine işaret edip duruyorlardı. Aman Metin, çocukları bilmez misin? Herhalde heyecanlı bir oyun kuruyorlardır. İşte geldiler. Hadi söyle abla. Olmaz, sen söyle. Peki. Bir şey babacığım. Evet oğlum, bir şey mi vardı? Bir şey soracağım baba. Biriktirdiğimiz parayı istediğimiz gibi kullanabilir miyiz? Elbette kullanabilirsiniz. Ama boş yere de harcamamalısınız. Ben yani biz ablamla ikimiz kanarya alacağız da. Kanarya mı? Evet baba. Murat oğlum, kuşçu babanın kanaryaları var ya. İstediğiniz kadar gidip oynuyorsunuz onlarla. Kanarya alıp da ne yapacaksınız Murat? Kanaryaları kendimiz için almayacağız amcacığım. Kuşları kuşçu baba için alacağız. Kim bu kuşçu baba yahu? Unuttun mu Metin? Söylemiştim ya sana. Kore gazisi bir ihtiyar. Kuzey Kore'de de uzun yıllar tutsak kalmış. Kimsesi yok. Semt halkının yaptırdığı ufacık bir kulübede yaşıyor. Kanarya yetiştirip satarak geçimini sağlıyor. İyi ama kuşçu babanın kanaryaları varmış ya. Kanaryayı alıp da ne yapacaksınız peki? Kanarya almanızı kuşçu baba mı istedi sizden? Hayır, hiç o ister mi anneciğim? Kuşçu babanın bir çift kanaryası kalmıştı. Onları çok sevdiği için satmamıştı. Bu sabah Murat'la birlikte kuşçu babaya gitmiştik ya hani. Zavallı kuşçu babanın o iki kanaryası da ölmüş. Çocuklar gibi ağlıyordu. Zavallı adam. Biz de kuşçu babanın üzüntüsüne dayanamayıp ona bir çift kanarya alacağımıza söz verdik. Ya demek öyle. Evet babacığım, eğer paramız yetmezse siz de katkıda bulunursunuz değil mi? Elbette, elbette yardım ederim oğlum. Siz hele kanaryaların fiyatını bir öğrenin. Canım babacığım benim. Aslan babacığım benim. Durun yahu, beni unutmayın. Ben de katkıda bulunmak isterim şu kanarya işine. Aslan amcacığım.
Çetin, bu kuşçu baba Kore Savaşı'nda yaralanıp tutsak düştü demiştin değil mi? Evet abi, işin ilginç yönü adam kim olduğunu bile hatırlamıyor. Allah Allah, neden hafızasını kaybetmiş acaba, yoksa... Evet abi, anlatılanlara göre ağır yaralı olarak düşmanın eline geçmiş. Yarası başındanmış. Tedavi etmişler, iyileşmiş ama geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyormuş. Doğrusu çok ilginç bir öykü. Belki de bir şok beyin hücrelerinden bir kısmının zedelenmesine yol açtı. Peki üzerinde kimliğini belirtecek bir belge yok muymuş? Hayır, üzerinde sadece bir gömlek ve pantolon varmış. Bir de resim. Resim mi? Ne resmi? Kıvırcık saçlı genç bir kadınla kucağında 5 yaşında çocuk bulunan bir resim. Bundan bana söz etmemiştin Nilgün. O resmi ben de geçen gün komedinin üzerinde gördüm babacığım. Peki resimdekiler kuşçu babanın nesi oluyormuş? Bilmiyor ki. Hiçbir şey hatırlamıyor ki kuşçu baba. Zavallı adam. Belki de o resimdekiler ailesi, çocukları, yakınlarıdır. En ilginç tarafı da ne biliyor musunuz? Aynı resme benzeyen bir resim de mübeccel alamda var. Ne? Emin misin bundan Nilgün? Elbette amcacığım. Yalnız alandaki resimde o kıvırcık saçlı kadının kucağında 2 tane de çocuk var. Allah Allah. Hakikaten çok ilginç. Öyle değil mi abi? Evet öyle. Halama resimdekileri sordum. Meğer o kıvırcık saçlı kadın bizim babaannemizmiş. Kucağındaki 2 çocuktan biri kendisi, öbürü de babammış. Ne? Aman Allah'ım. İyi ama bizim ailemize ait bir resim kuşçu babanın evinde ne arıyor? Çetin, sakın kuşçu baba sizin babanız olmasın. Az önce aynı şeyi ben de düşündüm yenge. Saçmalama abi. Babamız öldü. Bize kayıp olduğunu, bulamadıklarını ve öldüğünü tahmin ettiklerini söylemişlerdi. Aman Allah'ım. Birden beynim durdu. Bunu öğrenmenin bir yolu var. Nedir o yenge? Kuşçu babaya gidip hem evindeki o resme bakmak, sonra da onunla konuşmak. Evet haklısın. Çetin, yarın sabah şu kuşçu babayı bir de biz ziyaret edelim. Ne dersin? İyi fikir abi. Durun. Böyle habersiz gidersek telaşa veririz kuşçu babayı. Yarın önce biz gider, sizin de ziyaretine geleceğinizi söyleriz. Arkamdan da siz gelirsiniz. Bak bu iyi fikir. Ama daha önce o zavallı adama söz verdiğiniz bir çift kanaryayı alıp da gidin. Aslan babacığım. Kuşçu baba yeni kanaryaları görünce çok sevinecek. Geliyorum, geliyorum. Çocuklar siz miydiniz? Biziz kuşçu baba. Rahatsız etmiyoruz ya sizi. Rahatsızlık da ne demek? Geldiğinize çok sevindim. Hadi içeri girin bakayım. Çayı yeni demlemiştim. İçersiniz. Birer bardak koyayım mı sizlere? Olur. Bu kanarya sesleri de nereden geliyor? Elimdeki kafesten. Bak sana ne getirdik kuşçu baba. Kanarya. Ama yine ne güzelmiş. Şuna bak. Siz mi aldınız bu kanaryaları çocuklar? Evet kuşçu baba. Ölen öksüz de işinin yerine. Dün onlar ölünce çok ağlamıştı. Biz de sen yalnız kalmıyorsun diye sana bunları aldık. Hay Allah. Aman ne lüzumu vardı. Kim bilir bunlar için kaç para verdiniz. Ben ve Murat harçlıklarımızı birleştirdik. Biraz da babamla amcam yardım etti. Öyle aldık bunları. Sağ olun yavrularım, sağ olun. Allah sizden razı olsun. Kuşçu baba, birazdan babamla amcam seni ziyarete gelecek. Bir mahsur yok değil mi? Seni tanımak istiyorlar. Öyle mi? Tabii buyursunlar, gelsinler. Babamla amcamın geleceğine kızmadın değil mi kuşçu baba? Ne münasebet. Bilakis çok memnun oldum. Sizin gibi iyi yetişmiş çocukların babasıyla amcasını tanımak benim için büyük bir şereftir. İşte geldiler. Ben kapıyı açabilir miyim kuşçu baba? Tabii açabilirsin yavrum. İçeride mi kuşçu babanız? İçeride babacığım. Geleceğimizi söylediniz değil mi Murat? Söyledik amcacığım, çok memnun oldu. Buyurun gelin. Merhaba kuşçu baba. İyi günler efendim. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Fatih abime şeref verdiniz. Ben çocukların babası Çetin. Bu da abim Metin. Nasılsınız? Şükür Allah'a. Sağlığım yerinde sayılır. Gördüğünüz gibi küçük dostlarım beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Çocuklar... Allah razı olsun onlardan. Sağ olun, sizden de efendim. Çocuklar... İsterseniz siz kanaryaları alıp bahçeye çıkın. Biz de sonra gelelim. Peki babacığım. Hadi abla, bahçeye çıkalım biz. Kuşçu baba. Hı. Çocuklar bize sizdeki bir resimden söz etmişlerdi. Resim mi? Ha. Şu komedinin üzerinde duran resim olmalı. Herhalde. Bakabilir miyiz acaba? Ne demek? Tabii buyurun bakın. Nilgün'le Murat bu resmin size ait olduğunu söylüyorlardı. Vay canına. Evet. Bu resimdeki kadın annem. Yanındaki de benim. Ben de hatırladım. Bu resim çekildiğinden ben yatılı mektepteydim. Rahmetli annem mektup içinde bir tane de bana göndermişti. Bir tanesini de babama göndermişti. Baba,
Babanıza mı? Evet, babam Kore'ye gönderilen Türk birliklerinin yüzbaşısıydı. Hatırladığıma göre bu resmi ona göndermiştik. Arkasında da bir yazı olmalı. Bir dakika izninizle bir bakayım. Elbette resim sizin, yani istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Arkasını açın, arkasını. Evet. İşte annemin el yazısı. Sevgili babacığıma, karın ve oğlun Çetin. Bak Metin, sen de görüyor musun? Evet, görüyorum abi. Evet Kuşçu baba, bu resim annemle bana ait. Olabilir tabii. Peki bu resim size bir şey hatırlatmıyor mu Kuşçu baba? Ceketi bana giydirdikleri vakit resmi onun cebinde bulmuştum. Yıllardır saklıyordum. Demek resimdeki o kadın sizin anneniz ha? O çocuk da sizsiniz Çetin Bey. Evet benim Kuşçu baba. Ha, biliyor musun Çetin Bey, o resimdeki çocuk sık sık benim düşlerime giriyor. Düşlerinize mi giriyor? Enteresan. Her rüyalarımda o çocuk bana baba diye koşuyor. Kucaklaşıyoruz. Sonra bir koku duyar gibi oluyorum. Koku mu? Ne kokusu? Yasemin ya da leylek kokusu gibi bir şey. Bu kokuyu tanıyor gibiyim. Peki sonra? Resmi belki de bu yüzden saklıyorum. Seviyorum resimdeki o çocuğu. Peki Kuşçu baba, 20 yıllık bir tutsaklıktan sonra yurda döndüğünüz zaman gazeteler size haber yapmışlardı. Haberi okuyup da sizi arayan soran olmadı mı ya hiç? Oldu tabii. Birkaç kayıp asker ailesi gelip gördü beni. Ama hafızamı kaybettiğim için onlara yeterli bilgiyi veremedim. Sonra onların aradıkları benden çok genç insanlar. Evet. Demek sizin babanız da Kore'de şehit düştü öyle mi? Evet, bize gelen resmi yazıda öyle deniliyordu. Peki siz babanızın öldüğüne inanmıyor musunuz? Bilmiyoruz Kuşçu baba. Aradan uzun yıllar geçti. Önceleri inanıyorduk ama şimdi sizdeki bu resim işleri biraz karıştırdı. Ne demek istiyorsunuz? Bakın Kuşçu baba, biz sizi çok sevdik. Acaba kuşkularımızı gidermek için bize yardımcı olur musunuz? Tabii ama nasıl yardım edebilirim ki size? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Sizi yeniden tedavi ettirmemizi ister misiniz? Belki belliğinize yeniden kavuşur. İsterim ama bu çok masraflı bir iş. Benim param yok. Üstelik başarılı olacağım. Ama yine de denemekte yarar var Kuşçu baba. Evet. Allah sizi bizde boş yere karşılaştırmadı. Belki de siz bizim... Yani babanız olduğumu mu sanıyorsunuz? Ama bunu bir tek resme dayandırarak iddia edemezsiniz ki. Ama bu bir resim umut da olsa bize yardımcı olacak. Hı-hı. Kabul edin, hemen tedaviye aldıralım sizi. Yıllar boyu ne kadar acı çektiğimi bilemezsiniz çocuklar. Geçmişimi hatırlamak için kendimi olanca gücümle zorladım. Bakın elim ayağım bile tutmuyor. Dilimi unutmuş olsaydım milliyetimi bile kimse bilemeyecekti. Sadece düşlerimde bazı hayaller görür gibi oluyorum, o kadar. Ama uyanınca bu hayaller de silinip gidiyor. Evet ama tıp tarihinde bu tür olaylara seyrek de olsa rastlanıyor. Bu konuda bize yardımcı olacak mısınız? Olurum ama bu çok masraflı bir iş. Bunu kendinize dert edinmeyin. Biz elimizdeki imkanlarla masrafları karşılarız. Yeter ki siz razı olun. Evet. Nasıl isterseniz. O halde anlaştık Kuşçu baba. Yarın ilk işimiz bu konuda bir uzmanla görüşmek olacak. Yalnız düşündünüz mü acaba? Ya umutlarımız boşa çıkarsa? Olsun çıksın. Siz yine de bir büyüğümüz olarak yanımızda kalacaksınız. Bundan böyle sizi yalnız bırakmayız artık. Bir şey daha var. Gazetelere ilan vererek babamın Kore'de nasıl şehit olduğunu bilip hatırlayabilen birini de aradığımızı yazalım. Bunun pek yararlı olacağını sanmıyorum Çiğit'in. Zira aradan çok uzun zaman geçti ama yine de denemekte yarar var tabii. Evet Kuşçu baba, şimdi izninizle biz gidelim. Yarın sabah gelip sizi hastaneye götürürüz. Peki çocuklar, sağ olun. Evet, doğrulabilirsiniz. Bilmem size yardımcı olabildim mi doktor bey evladım? Siz rüyanızda sık sık küçük bir çocuğa rastlıyor musunuz? Hı hı. Onunla kucaklaşıyor, bağrınıza basıyor musunuz öyle mi? Evet doktor bey. Peki düşlerinize giren o çocuk şu resimdeki çocuğa benziyor mu? Tabii benziyor. Peki o çocukla birlikte başka neler görüyorsunuz? Geniş bahçeli bir ev, bir havuz. Çocuk bu bahçede oynuyor. Koşarken pek yürümüyor gibi. Sanki emeklemekten yeni kurtulmuş, yürümeye başlayan yeni çocuklar gibi yürümeye başlıyor. Anlaşıldı. Sizi bir müddet için hastanemize yatırıp müşahede altına almak istiyorum. Kabul eder misiniz Kuşçu baba? Eğer bir yararı olacaksa ben hazırım doktor bey evladım. Allah büyüktür Kuşçu baba. Ne dersiniz doktor bey? Kuşçu baba geçmişini hatırlayabilecek mi? Başındaki yaranın röntgenini alıp beyin durumunu incelemeden bir şey söyleyemem. Ama psikolojik bir tedavi uygulayarak başarılı olacağımızı sanıyorum. Peki ihtiyarın gördüğü düşlere ne anlam veriyorsunuz? Bu düşler çok önemli Metin Bey.
Belki onu düş içindeyken konuşturabiliriz. Düşlerinde hep aynı çocuğu ve aynı yeri görmesi de önemli bir ipucu. Siz onun tarif ettiği gibi bahçeli, havuzlu bir ev hatırlıyor musunuz? Yok, hayır. Hatırladığıma göre babamızın sağlığında biz Polatlı'da oturuyormuşuz. Oturduğumuz evin de bahçesi falan yoktu. Öyle değil mi Çetin? Evet öyle abi. Unutmuş olamaz mısınız? Ben o yaşlarda 6 yaşındaydım. Çetin belki hatırlamaz ama ben iyi hatırlıyorum. Ama yine de en iyisini ablam bilir. Ona bu konuyu yazalım. Sizce bu çok önemli mi doktor bey? Evet, düşler genellikle bilinç altında kalan duyguları, anıları canlandırır. Öncelikle ihtiyara bir test uygulamamız gerekecek. Bunu size bırakıyoruz doktor bey. Babamız olmasa bile onun hafızasına kavuşmasından hepimiz mutluluk duyacağız. Hasta uyudu işte. Seansa başlayabilirim. Ne yapacaksınız ona doktor bey? Sadece konuşacağım. Hey, beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Ne istiyorsunuz benden? Adınız nedir? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Peki şimdi düş görüyor musunuz? Görüyorsanız anlatın bana. Evet görüyorum. Bir çocuk. Evet evet, bir çocuk görüyorum. Bana doğru koşuyor. Çok güzel bir çocuk. Sarılıyor bana. Baba diyor. Baba diyor. Yavrum, evladım benim. Kim o çocuk? Tanıyor musunuz kendisini? Hatırlayabildiniz mi o çocuğu? Bilmiyorum ama benim oğlum olabilir. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama çok seviyorum o çocuğu. Çok seviyorum. Yeter. Yeter artık. Bırakın beni. Ne oluyor doktor bey? Susun ve dinleyin. Sanırım şimdi esir kampındaki günleri yaşamaya başladım. Hayır, hayır. Vurmayın. İşkence yapmayın bana. Söyledim ya, kim olduğumu bilmiyorum. Dur, yapma. Süngüleme beni, yapma. Yemin ederim ki kim olduğumu bilmiyorum. Namussuzlar size. Ne oldu? Kime bağırıyor böyle? Anlaşılan esir kampında bir hayli işkence görmüş. O günleri yaşıyor. Lütfen uyandırın kendisini. Boşuna bir işkence de düşünde çekmesin zavallı. Çetin, doktor tedavisinin bir yararı oldu mu Kuşçu babaya? Henüz değil ama doktor umutlu, hafızasına kavuşacak diyor. İlginçtir ama düşünde hep Çetin'i görüyor adamcağız. Ben açarım. Aa, Mübeccel abla gelmiş. Girebilir miyim? Tabii tabii ablacığım, buyur. Nermin, kimmiş gelen? Benim çocuklar. Ah abla. Ha, Mübeccel abla. Ya bu ne güzel sürpriz böyle. Sürpriz ya. Daha önce gelecektim ama mektubunuz ancak geçen gün geçti elime çocuklar. İyi ama abla, biz mektubu postalayalı çok olmuştu. Evet ama postacı beni evde bulamayınca okula götürmüş. Ev okula çok yakın ya. Okuldan da bana vermeyi unutmuşlar. Hay Allah, aksireye bakın. Kuşçu baba diye bir şeyler yazmışsınız. O adamda rahmetli annemizle benim ve Çetin'in resmi varmış, öyle mi? Evet abla. İnanılmaz ama çok garip bir rastlantı. Annemin babama Kore'ye gönderdiği o resim Kuşçu babanın evinde. Allah Allah. Nerede bu Kuşçu baba dediğiniz ihtiyar? Şunu bir de ben görsem. Hastaneye yatırdık abla. Neden? Hasta mı zavallı? Hayır, Metin'le Çetin onu hafızasına kavuşur umuduyla hastaneye yatırdılar. Abla, bir şey soracağım sana. O Kuşçu baba bahçeli havuzlu bir yerden ve düşlerinde gördüğü bir çocuktan söz ediyor. Bizim Polatlı'daki evimizin bahçesinde havuz var mıydı? Yok, yoktu. Ama Kuşçu baba hep aynı düşü ve aynı yeri görüyormuş. Nasıl yani? Resimdeki çocuk, yani ben, havuzlu bir bahçede kollarımı açıp babacığım diyerek ona koşuyormuşum. Tabii düşün de, her zaman aynı yeri ve aynı çocuğu görüyormuş. Bahçeli havuzu bir yer mi? Hı hı. Evet, Kuşçu baba öyle anlatıyor. Çocuk da pek yürümeyi beceremiyormuş. Hay Allah! Tabii ya, doğru. Şimdi hatırladım çocuklar. Niye hatırladın abla? Polatlı'daki evimizin yakınında küçük bir park vardı. Havuzlu. Havuzlu bir park hem de. Ne? Aman Allah'ım. Ay, birden ben de heyecanlanmaya başladım. Babam akşamları Çetin'i alır, gezdirmek için o parka götürürdü. Neler söylüyorsun abla? Sen o zamanlar daha yeni yeni yürümeye başlamıştın Çetin. Ama abla, bu takdirde Kuşçu baba bizim babamız oluyor. Evet evet evet. Kuşçu baba bizim şehit olduğunu sandığımız babamız. Ay be ay, birden yüreğim küt küt atmaya başladı çocuklar. Sahi mi söylüyorsunuz? Kim geldi acaba? Buyurun. Affedersin kızım. Çetin Bey de mi, burası mı? Evet, burası. Ne istemiştiniz? Gazeteye bir ilan vermişsiniz de onun için geldim. İlan mı? Aa evet. Buyurun Çetin, içeride kendiyle görüşün. Çetin, bak bu bey seni arıyor. Buyurun. Benim adım İsmail. İsmail Çavuş derler bana. Gazeteye verdiğiniz o ilan için geldim. Ya öyle mi? Buyurun buyurun, oturun. Biz Yüzbaşı Mustafa Bey'in çocuklarıyız İsmail Çavuş. Onu tanır mıydın? Mustafa Yüzbaşı mı? Elbette tanırım. Yaşasın, sır çözülüyor gibi. Anlatın çabuk. Siz de Kore'de savaşmış mıydınız?
Onunla aynı birlikte miydiniz? Ben Yalova'nın köylüğünden olurum çocuklar. 1950 yılında Kore'ye gönderilen ilk birliktendim. Kıta çavuşuydum. Mustafa Yüzbaşı da bizim bölük komutanımızdı. Bize şehit oldu haberi gelmişti. Bu konuda bir bildiğiniz var mı? Yani babamız hakikaten şehit olmuş muydu İsmail Çavuş? Ölmüştü beyim. Yüzbaşım şehit olurken ben yanındaydım. Öyle mi? Demek babamızın yanındaydın sen. Evet efendim. Düşman tarafından sarılmıştık. Bir süngü hücumuyla çemberi yarıp çıkmaktan başka çaremiz yoktu. Hücum hazırlıkları yapıyorduk. Yüzbaşım da hazırlıkları denetliyordu. Peki sonra İsmail Çavuş? Hücum başladığında yüzbaşım bizden önce ileri atılmıştı tabii. Ama birkaç saniye sonra onu sendeleyerek yere düştüğünü gördüm. Zavallı babacığım. Hemen yanına koştum tabii. Baktım başından ağır yaralanmıştı. Başından mı dediniz? Yani babamızın başından yaralandığını iyi hatırlıyor musunuz İsmail Çavuş? Tabii. Bırak beni Çavuş. Benden hayır yok. Yalnız şu ceketimi soy. İçinde gizli evraklar var. Yaralı eli geçersem o evraklar düşman eline geçmesin dedi. Ben de dediklerini aynen yaptım. Sonra da yüzbaşımın başı yanına düştü. Ölmüştü. Öldüğünü kesinlikle biliyor musun İsmail Çavuş? O haldeki bir yaralı uzun zaman yaşayamaz efendim. Peki sonra gerisini anlat. Sonra yüzbaşımın eşyalarını Teğmen'e teslim ettim tabii. Teğmen'i çok üzülmüştü. Hatta ağlamıştı bile. Peki özel eşyalar arasında bir resim falan yok muydu? Resim mi? Bilmem. Hatırlamaya çalış İsmail Çavuş. Bu çok önemli bizim için. Çalışıyorum ama yalnız ceketini çıkarırken cebinden bir kart gibi bir şey düşmüştü yere. Evet bir kart düşmüştü. Önemsiz diye almadım tabii. Çünkü o sırada düşmanın kurşunları yağmur gibi üzerimizden yağıyordu. Evet. O yere düşen kart resimdi. Ya artık hiç kuşkum kalmadı. Abi. Kuşçu baba bizim babamız. O yaşıyor. Ne? Yüzbaşım yaşıyor mu yani? Biz öyle sanıyoruz ama bunu en iyi tespit edecek sensin İsmail Çavuş. Nasıl yani? Şu anda hastanede babamız olduğundan kuşku duyduğumuz yaşlı bir adam yaşıyor. Hafızasını kaybetmiş. Kim olduğunu bilmeyen bir Kore gazisi. Şimdi seni ona götüreceğiz. Aradan çok uzun yıllar geçtiği için babamızı senden daha iyi tanıyacak hiç kimse yok. Sen babamızı görsen tanıyabilir misin İsmail Çavuş? Elbette beyim. Ben Mustafa Yüzbaşım'la omuz omuza dövüştüm Kore'de. Onu nasıl unuturum? Demek öyle. O halde yalnız bu arkadaş girsin odasına. Bakalım yüzbaşısını tanıyabilecek mi? Olur doktor bey. Biz de kapı aralığından seyrederiz içeriği. İsmail Çavuş aradan çok uzun sene geçti. Tanıyabilecek misin yüzbaşını? İsterse 100 yıl geçti doktor beyim. Tanımam mı ben yüzbaşımı? Madem öyle gel bakalım Çavuş. Sen burada bekle Çavuş. Merhaba Kuşçu Baba. Nasılsın bakalım? Merhaba doktor bey. Şükür Rabbime iyiyim. Bir ziyaretçim var Mustafa bey. Siz bana Mustafa mı dediniz? He? Kim o Mustafa dediğiniz doktor? Sizsiniz. Adınızı hatırlamıyor musunuz? Şakayı bırakın doktor bey söyleyeyim ya. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ziyaretçi dediniz. Kim gelmiş buyursun bakayım. İçeri gel İsmail Çavuş. Geldim beyim. Geldim. Bak bakalım şu yatakta yatan... Ama bu benim yüzbaşım. Yüzbaşım bu. Aman Allah'ım. Yüzbaşım yaşıyormuş. Allah'ım bağışla beni komutanım. Ben sizi öldü sanıp ona da bırakmıştım. Ama yaşıyorsunuz yüzbaşım. Bakın ben... Baba, yani... babacığım. Babacığım sen bizim babamızsın. Sen Kuşçu Baba değilsin. Sen bizim babamızsın. Şükürler olsun. Ben bilmiyorum. Beni tanımadın mı yüzbaşım? Ben İsmail Çavuş'um. Hani Kore'de beraberdik. Sırt sırtta düşmanla çarpışmıştık. Hatırlamadın mı beni yüzbaşım? Babacığım ben senin kızın Mübeccel. Yaramaz Mübeccel'ini hatırlasana. Birlikte parka giderdik. Beni salıncakta sallardın yani. Beni de hep omuzlarında gezdirirdin. Ya beni de elimden tutup evimizin yakınındaki havuzlu parka götürürdün. Düşün baba havuzlu parkı düşün. Allah Allah.
Havuzlu park mı dedin? Evet baba, hemen evimizin yakınındaydı. Ama o düş değil miydi? Hayır baba, gerçekmiş. Demek ki sizler benim çocuklarımsınız ha? Öyle mi? Artık ben kimsesiz yalnız biri değilim, öyle mi? Değilsin baba, değilsin. Ben varım, oğulların var. Ama ben hala hiçbir şeyi hatırlayamıyorum. Olsun, hatırlamasan da olur babacığım. Dün önemli değil, yarın önemli bizim için. Havuzlu park, mübeccel, çetin, metin. Başıma ağrı girdi. Gidin buradan. Hayır, yapmayın. Vurmayın, bana dokunmayın. Yemin ederim ki kim olduğumu hatırlayamıyorum. Doktor bey ne oldu babama? Önemli değil, hafif bir şok geçiriyor hanımefendi. Lütfen kendisini yalnız bırakın artık. Tehlikeli değil ya doktor. Sanmıyorum, hatta bu şokun belki yararı bile olur kendisine. Çabuk gelir mi kendisine? Merak etmeyin, 1-2 saat sonra geçer. Kuşçu baba, bizim babamızmış Nermin. İsmail Çavuş onu tanıdı. Peki o da sizi tanıdı mı? Hayır, şimdilik hatırlamıyor ama doktora göre babamız hafif bir şok geçiriyormuş. Doktor önemsiz olduğunu söyledi. Hafif bir baygınlık geçiriyor. O artık Kuşçu Baba değil. O bizim babamız çocuklar. Duydum abla. Kuşçu Baba bizim dedemizmiş. Yaşasın. Biliyordum zaten, emindim bundan. Ne güzel, artık bizim de bir dedemiz var. Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Çocuklarımız dedeye, kocalarımız babalarına, ben de bir kayınpedere kavuştum. Çetin bak, doktor geliyor. Acaba babamız şoku atlattı mı abi? Evet, isterseniz Mustafa Yüzbaşı'yı görebilirsiniz abi. Şok geçti mi? Babamız bizi hatırlayacak mı doktor bey? Neden bunu kendisine sormuyorsunuz? Hepimiz birden yanına girebilir miyiz doktor? Elbette, başta İsmail Çavuş olmak üzere hepiniz girebilirsiniz yanına. Ya çocuklar? Onlar da dedelerini görebilirler mi? Elbette. Yüzbaşım ben İsmail Çavuş. Akşam tekmilini vermeye geldim. Seni dinliyorum Çavuş. Tekmilini ver bakayım. Evet, teftişe hazırdır komutanım. Rahat. Çavuş. İsmail Çavuş'um benim. Beni tanıdığına göre aklı başına geldi. Çok yaşlanmışsın. Öyle mi? Çok yaşlanmışsın. Yaşlanırım ya. Yıllar geçti yüzbaşım. Siz de yaşlanmışsınız. Ya. Baba. Babacığım. Bizi de hatırladın mı baba? Seni tekrar evet. Bulduğumuza çok sevindik babacığım. Evlatlarım, yavrularım benim. Allah'a Rabbim şükürler olsun. Tekrar sizlere kavuştum. Kuşçu baba. Ay şey, dedeciğim, deden benim, tatlı deden. Torunlarım, yavrularım. Gelin sizleri bir kucaklayayım bakayım. Öyle mutluyum ki bilemezsiniz. Siz de Kuşçu babacığım. Ay. olsun. Eğer içinizden bana Kuşçu Baba demek geliyorsa öyle deyin be yavrularım. Zaten sizler beni, ben de sizleri hep Kuşçu Baba olarak sevmemiş miydik ha? Kayıp Kore Gazisi adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.